Arkadaşlar merhaba herkese. Uzun zamandır görüşemiyorduk. 6 tane video çektim teknik analiz eğitim serisi için. Fakat sonrasında biraz ara vermek durumunda kaldım. Piyasanın yoğunluğu, eğitimlerin yoğunluğu, danışmanlıkların yoğunluğu derken burayı biraz aksattım. Öncelikle hepinizden bir özür dileyeyim. Çünkü bu seriyi uzun uzun tutma sözü vermiştim size. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz yani. Haftada bir video atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Aradaki aksaklıkları da artık sizin anlayışınıza bırakacağım. Şimdi bugün aslında benim kafamda iki tane farklı video vardı. Bunlardan bir tanesi işleme girerken dikkat etmemiz gereken hususlar. Diğeri de hangi zaman dilimini kullanmalıyım konusundaki kafa karışıklığını giderecek bir videoydu. Ama daha da kafaların karışık olduğu bir video konusu geldi aklıma. Bu da YouTube yorumları, Twitter yorumları, Twitter mesajları. Son bir haftada belki bu konuya dair 8-10 tane mesaj yorum görmüşümdür. Ki ondan öncesinde de bu konu üzerine konuşuluyordu. Ben de dedim ki o zaman bir stop konusuna yönelik bir video çekeyim. Neden stop oluyoruz bunun mantığından bahsedeyim. Nasıl stop oluyoruz? Ben nasıl stop oluyorum? Bunları konuşalım. Ve neden stop oluyoruz? Bunun grafik üzerindeki açıklamalarından birazcık bahsetmek istedim. Yine kısa bir video olacak. Kısaca stop konusunu toparlayacağız. Birçok soruya cevap bulacağınızı düşünüyorum stop loss konusuna dair. O zaman daha fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Şimdi stop neden oluyoruz? Öncelikle ondan başlayayım. Stop olma nedenimiz şu arkadaşlar. Markette zaten hiçbir zaman %100 başarı elde edemeyeceksiniz. Siz de edemeyeceksiniz, ben de edemeyeceğim. Dünyanın en iyi trader'ı da edemeyecek. Yani dünyanın en iyi trader'ı bile en formda olduğu zamanlar muhtemelen %85-90 bandını yakalıyordur. Çünkü stop bu marketin en büyük gerçeği. Para kaybetmek bu marketin en büyük gerçeği. Para kaybedeceksiniz. Siz bunu ne kadar çabuk kabullenirseniz markette o kadar çok başarılı olursunuz. O yüzden sizden ricam hayalperest olmayın. Hayallere de inanmayın. Bir hisse alacağım çarpı 10, çarpı 100 gidecek kısmına da inanmayın. Bunlar olmaz mı? Olur. Aldığınız hisse çarpan gitmez mi? Gider. Ama realist olmak lazım. Normal bir zamanda, olağan bir markette nasıl para kazanacağınızı hesap etmeniz lazım. Stop konusu özellikle kısa ve orta vade işlem alan arkadaşlara hitap ediyor. Uzun vadede ben stoptan ziyade kademeli alımı tavsiye eden birisiyim. Yani ben eğer bir hisseyi en az bir yıl tutacaksam eğer o hisseyi düştükçe toplayacak şekilde alırım. Yani tüm paramla hemen almam. Piyasanın durumuna göre bağlı bu. Değişir tabii ki. Yani bu söylediğim birçok farklı etmene göre değişeceğinden birazcık kabaca konuşuyorum. Piyasanın durumuna göre kademe kademe toplamayı tercih ederim uzun vade için. O yüzden uzun vadede stop kullanılmamasına kesinlikle karşı değilim. Kademeli alım yapılıyorsa tabii ki. Onu bir kenara bırakıyorum. Söylediklerimin kısa ve orta vade alım yapan arkadaşlar için geçerli olduğunun da tekrar altını çiziyorum. Neden yapıyoruz bunu? Neden alıyoruz? Çünkü dediğim gibi kazanma %100 olan bir durum değil. Şimdi siz işleme girerken bir destek buldunuz diyelim. Bu destekten fiyatın buraya geldiği zaman tepki aldığını görüyorsunuz. Ve bu tepkiyi değerlendirerek para kazanma hedefiniz var. Peki bu para kazanma hedefinizi nasıl belirliyorsunuz? Yani bir işleme girerken bir planınız var mı? Yoksa şöyle mi giriyorsunuz? Ya bu desteğe geldi ben bunu alayım. Bak en büyük hata burada başlıyor. Çünkü sizin işleme girerken nerede çıkacağınız, nerede stop olacağınız, nerede kâr alacağınız bunların hepsi belirli olması lazım. Kimi durumlarda bazen trend sürüyoruz. Hisse son zirvesini geçiyor, mükemmel bir kırılım yapıp çok momentumlu ilerliyor. O zamanlar ben de hedef belirlemiyorum, genellikle trend sürüyorum. Trend sürmeye dair de bir video paylaşacağım daha sonra. Ama normal bir olağan bir market akışında ben bir hisseyi, bir coin'i alacağım zaman kesinlikle nerede gireceğim ve nerede çıkacağım belli oluyor. Stop olacağım yer de belli olur. Hedefine geldiği zaman çıkacağım yerde belli olur. O yüzden haybeye bir alım yapmamanız gerekiyor. Çok kısa sürede bir alım yapmamanız gerekiyor. Yani siz hiç fikriniz olmayan bir grafiğe dair
3 dakika, 4 dakika içinde bir şey görüp alım yapıyorsanız orada genellikle bir yanlışlık oluyor ki profesyonel bir trader değilseniz %100 yanlışlık oluyor diyebilirim. Çünkü çok hızlı analiz edemezsiniz grafiğin durumunu. Burada şu olmuş, orada bu olmuş diye. Çünkü artık uzun süredir grafikte haşır neşir olanlar ve teknik kısımda kendini bayağı ilerletmiş arkadaşlar grafiğe bakınca yani biz az çok orada kırılımın nerede olduğunu, blok yapısının nerede olduğunu, hangi arz talep yapısının nerede ortaya çıktığını anlayabiliyoruz. Fakat bu aşamaya gelene kadar ki yani bu aşamada olmamıza rağmen 3-4 dakikada işlem almıyoruz kesinlikle genellikle. Düşünüyoruz marketin durumuna göre, piyasaya göre bir çizim yapıyoruz yine. Bir ar oranı var arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim size. Bakın şu sol tarafta alış pozisyonu dediğimiz bir tool var. TradingView'de. Bunu alıyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz. İşleme nerede girdiniz? Burada mı girdiniz arkadaşlar? İşleme giriş yerine şu ortadaki gri çizgi. Stopunuzu da şu aşağıdaki çizgiyle ayarlıyorsunuz. Stop da çizginin altı diyelim. Sizin hedefiniz de hadi bakın şurayı direnç çizmişiz. Çok basit anlatıyorum. Burası da direnç olsun. Şöyle bir işlem. Bu işlemi girip giremeyeceğinizi şuradan anlıyorsunuz. Ortasına tıklayayım. Bakın veriler geldi. Siz stop olursanız %2 kaybedeceksiniz. Kâr alırsanız %4,79 kazanacaksınız. Şurada risk ödül oranı var. Risk reward oranı. RR denir genellikle buna. Risk ödül oranı arkadaşlar 2'nin üzerinde olan işlemlere girmeniz lazım. Bu sizin kasa yönetimi yaparken çok fazla işinize yarayacak bir konu. Çünkü risk ödül oranı 2'nin üzerinde bir işlemi girerseniz 3 işlem alsanız dahi bunların ikisi stop olup bir tanesinde dahi kar alsanız kasanız hala 0'a 0 durumda olur. Kasa yönetimi derken bundan bahsediyoruz. Tabii ki çok çok daha fazla detayları var bu işlem. Onlara bu videoda girmeyeceğim. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Ve en başında kaybı kabullenmenizi tavsiye ediyorum videonun da başında söylediğim gibi. Kaybı kabullenin ve kaybı sınırlandırın. Çünkü önemli olan piyasada şudur. Bakın herkes kazanır. Şu an piyasada rally var yani. Bir rally başladı. Mini bir rally'nin içerisindeyiz. Piyasada kazanmayan birisi var mı? Veya bir hisse alıp şu an yükselmeyen hisseler de var. Okey ama genellikle birçok hisse yükseliyor ve birçok insan şu an para kazanıyor değil mi? Bu bir gerçek. Bunu hepimiz biliyoruz. Herkesin kazandığı miktar farklı olabilir. Herkesin bu sağlam yağmurdan heybesini aldığı su miktarı farklı olabilir. Ona bir şey söylemiyorum. Ama herkes kazanıyor değil mi bir şekilde? Teknik bilen de kazanıyor, teknik bilmeyen de kazanıyor. Kasa bilen de kazanıyor, kasa yönetimi bilmeyen de kazanıyor. Portföyünü yönetmeyi bilen de kazanıyor, bilmeyen de kazanıyor. Çünkü önemli olan kazanmak da değil. Önemli olan kısım kaybetmemekte. Sizin kasanızı korumayı öğrenmeniz lazım. Kaybetmemeyi öğrenmeniz lazım. Bakın bu sihirli bir kelimedir. Kaybetmemek öğrenilmez. Kaybı kontrol edilir. Yani kaybı kontrol etmek öğrenilir. O yüzden sizin yapmanız gereken kaybınızı kontrol etmek, kazanç kendiliğinden geliyor. Yani siz bir kaybı kontrol etmeyi öğrenin. Zaten kazanma kısmı çok daha basit olacak onu oturttuktan sonra. Onun üzerine de gidersiniz. Daha sonra yapmanız gereken şey kazancınızı arttırmak üzerine çalışma olur. Bu hem daha keyifli hem daha basit olacaktır inanın bana. Fakat siz şimdilik mutlaka kaybınızı kontrol etmeye çalışın. Bunu da yapacağınız en doğru şekil işlemlerinizi stopla almaktır. Çünkü neden biliyor musun arkadaşlar? Bakın bu tool'u bırakıyorum şimdi. Siz diyorsunuz ki bir destek çiziyorsunuz. Burada fiyat aşağı kırıyor. Buradan dönmesini bekliyorsunuz. Fiyat burada aşağı kırıyor. Genellikle şunu söylüyorsunuz. Buradan döner ya. Bir yerden tepki alır. Buradan döner. O olur, bu olur. Öyle olmuyor. Disiplin, çelik gibi bir disiplin lazım. Sağlam bir psikoloji lazım. Robot olmanız lazım. Algoritmik bir robot olmanız lazım. Duyguya yer yok. Fiyat burada aşağıya kırdıysa stop olacaksınız arkadaşlar. Yorum yapmayın daha fazla. Yorum yapılacak bir durum yok. Çünkü siz işleme girerken böyle söylemiştiniz. İşleme girerken demiştiniz ki burası aşağı kırılırsa stop olacağım. Bunu dediyseniz kırıldığı anda stop olmanız lazım. Kırılıp kapandığı anda. Hiçbir zaman iğneyle stop olmam, hiçbir zaman iğneyle işleme girmem. Kesinlikle arkadaşlar mum kapanışı olmasını beklerim. Size de tavsiyem budur. Mum kapanışlarıyla hareket etmek daha verimli olacaktır. O yüzden mum kapanışları sizin stop olmanız ve işleme girmeniz için birer kıstas olmalı. Çünkü fiyat aşağı doğru gelir, iğne atar. Gün sonunda bu iğne
Ya daha doğrusu burası mum olur. Saat 4'te baktığınızda şöyle kırmızı bir mum görürsünüz. Fakat saat 6'da baktığınızda bu iğne olur. Mum burada kapanmış olur. Burada likiditeye av olmuş olursunuz. Bunlar price action'ın çok daha detay konuları. O kısma şimdilik çok girmek istemiyorum. Sadece kilit noktamız şu. İğneye çok fazla güvenmeyip genellikle kapanışlarla işlem alıyorum ben. Size de onu tavsiye ederim. Karar sizin. Ne demiştik? Siz buradan döner ya deyip stop olmayınca %3-5 neyse kaybetmeyince onun oranına da geleceğim birazdan. Kaybetmeyince %90 içeride kalıyorsunuz. Ve burada uzun uzun zamanlar geçiyor bakın. Burada ben yıllarını harcayanları gördüm. Fiyat yeniden aynı yerine gelene kadar yıllarını harcayanı gördüm arkadaşlar. Şu aradaki zaman yazık değil mi mesela? Şu aradaki zamanda markette onlarca fırsat, onlarca kırılım, onlarca mineralli, onlarca hareket oldu. Siz hiçbirini değerlendiremediniz. Neden? Çünkü %5 kaybetmeyi göze alamadınız, stop olamadınız ve içeride kaldınız. Zaten %5 kaybedemeyen birisi burada %40, %35'i hiç kaybedemez. Bu yükselene kadar beklediniz. Paranız yerine geri geldiğinde de zaten yoğun bir enflasyon olduğu için zaten paranız değer kaybetmiş oldu. Ve siz şu aradaki zamanı maalesef ki çok kötü harcamış oldunuz. Fırsatları değerlendirememiş oldunuz. Paranız içeride hapsolmuş oldu. Bir trader'ın başına gelebilecek en kötü şey paranın içeride kalmasıdır. Çünkü ben burada stop olurum. Daha sonra bir işlemle zaten kasa yönetimi bu arar oranını kullandığım için daha sonra ben bunu çıkarırım büyük ihtimalle diye düşündüm. Tabii ki burada teknik bilgisi, kasa yönetimi, portföy bilgisi bunların hepsi önem arz ediyor. Yani bunu kullanırsanız kâr edersiniz demek istemiyorum. Daha geniş bir bakış açısıyla bakmaya çalışıyorum. Lütfen siz de öyle bakın. Ama burada stop olursanız daha sonraki fırsatlarda bunu çıkarabilirsiniz. Ama içeride kalırsanız bunu çıkarma ihtimaliniz çok düşük. Çok ufak maalesef ki. O yüzden stop olmak çoğu zaman hayat kurtarır. Peki nasıl stop olacağız? Ve ne şekilde stop olacağız? Benim stop olmak için belli başlı kurallarım var arkadaşlar. Örneğin şu destekten devam edelim. Şurada bir kırılım geldi diyelim ve kırılım tavanla geldi. Yani burada destekten %10-11'lik yani önceden de biraz yükseliş veya bir iğne olduğunu, bir şeyler olduğunu varsayalım. %10-11'lik bir yükseliş var. Ve en yakın stop burası destek aldı. Ben burada işleme girmem arkadaşlar. Ne demiştim? Önemli olan kasayı korumak. Çünkü burada tavan geldi diye bu fiyatın gideceğinin bir garantisi yok. Evet, hacimli kırılım, momentumlu kırılım, gitme potansiyeli var. Fakat bende kırılımların fake olduğunu, bir tuzak olduğunu ve yeniden geri geldiğini gördüm. Ben bunu her zaman başta kabulleniyorum. O yüzden %11 bir kasa kaybı için çok fazla. %11 stoplu bir işleme girmem. Maksimum gireceğim stoplu işlem %5-6 civarıdır. %5-6'nın altındaysa rahatlıkla girerim. Üstündeyse çok büyük oranda girmem. Hatta %6 civarında da stopa gireceksem eğer işleme güveniyor olmam lazım. Piyasaya güveniyor olmam lazım. Onun haricinde genellikle %4-5 o civarlarda stoplarımı ayarlamaya çalışırım. Çünkü yüksek stop oranı büyük risktir. Bir anda kasanın %10'unun gitmesinin kabul edilememesi gerekiyor. Yani 3 kere arka arka stop olunca ancak %10, %12'nin gitmesi gerekiyor. Kaldı ki ben 2 kere üst üste stop olduğum zaman bir sürede işlem almıyorum. Bir kafamı toparlamaya çalışıyorum. Psikolojikman. Çünkü belli ki 2 kere üst üste hızlıca stop olduysak ya o gün doğru gün değildir benim için. Çünkü bu işte psikoloji her şey doğru yorumlayamıyorumdur. Belki kafam başka yerdedir. Daha fazla kaybetmemek adına, kasayı korumak adına o gün paydos diyorum. Hırsa kapılırsak ki zamanında bunun hırsına da kapıldım. Bugün iki kere stop oldum. İki daha hemen 2-3 işlem alayım da bunu çıkarayım dedim. O günü 4-5 stopta kapattığımda oldum. Ama markette inatlaşmamak gerekir. Kendinizi iyi tanımanız gerekir. Psikolojiyi iyi oturtmak gerekir. Ve çelik gibi bir psikoloji ve disiplin gerekir arkadaşlar. Bir sistem olmazsa trade hayatında başarılı olmak çok çok düşük ihtimal. Yani benim bugüne kadar gördüğüm çok başarılı insanların herkesin müthiş kendine özgü sistemleri var. Sisteminiz olması lazım. Stop olurken de belli bir oranı kabullenmeniz lazım.
%10-12 stop olurum. Doğru bir hareket olmaz. %4-5 kasanızın büyüklüğüne göre, girdiğiniz meblağın büyüklüğüne göre. Mesela ben büyük bir pozisyon aldıysam, normalde alacağımdan daha büyük bir pozisyon aldıysam orada stop %3'lerde tutmaya çalışırım. Ama diyelim %7,5'luk bir %7'lik bir kırılım var. Çok iyi. Son zirve aşılmış, o olmuş, bu olmuş. Bütün veriler pozitif. Ona dahil olurum ama bakiyeyi düşük tutarım bu sefer. Çünkü derim ki %7 stop olursam bakiyeden sağlam bir para eksilmesin derim. Bakiyeyi düşük tutup öyle dahil olurum. Zaten %9-10 oralara dahil olma gibi bir senaryom yok hiçbir zaman. Dahil olmam onlara. Geri gelirse alırım, fırsatı verirse alırım. Almazsam da, gelmezse de markette fırsatlar bitmiyor zaten. Bakın, buna can gönülden inanabilirsiniz. Fırsatı kaçırmıyorsunuz. Markette fırsatlar bitmez. Bakın, burada 2 haftada her şey %60-70 gitti birçok hisse. Hala o kadar çok fırsat var ki anlatamam size. Yani o yüzden markette fırsatın bitmediğinden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bir şey kaçmıyor. Siz bir şey kaçıyor diye peşinden koşturunca genellikle hata yapıyorsunuz. Hata yapmamak için de daha aklı selim, daha sakin, daha psikolojiyi koruyarak hareket etmemiz gerekiyor. Daha sakin. Fırsat kaçmıyor. Rahat olun arkadaşlar. Bunu canı gönülden inanabilirsiniz dediğim gibi. Ben her piyasada bunu test ettim. Her piyasada bunu gördüm yani. Test ettim demem doğru olmaz da. Çünkü sizle aynı kaygıları ben de yaşadım yani. Ben de fırsat kaçıyor diye bütün parayla işlem alıp sonra orada %10-12 kaybettiğim zamanlar da oldu benim. O yüzden söylüyorum bunu. Daha sonra fırsatın kaçmadığını insan acı tecrübelerle anlıyor. Siz bu acı tecrübeleri yaşamayın diye söylemeye çalışıyorum bunu. Çünkü gerçekten öyle. Yani insan maalesef ki ben ne kadar anlatırsam anlatayım yaşayınca anlıyor genellikle. Ama yine de bir dostunuzun bir sözleri olarak bunu görün ve olabildiğince uygulamaya çalışın derim. Stop nasıl oluyorum? Bu konu hakkında çok soru geliyor. Hocam nasıl stop oluyorsun diye. İşte şu uygulamada stop loss yok ya da bankalarda zincir emir gibi bir şeyler var mesela. Bankalarda hiç kullanmadığım için bankaların sistemini hiç bilmiyorum. Ben aracı kurum kullanıyorum. Ve stop olup olmaması benim için önemli değil. Ben stopu emirle olmuyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Dediğim gibi iğnelerle stop olmadığım için mum kapanışıyla stop olduğum için ben zaten stoplarımı kapanışa doğru oluyorum genellikle. Bu tabii ki net olarak böyle değil. Piyasa bozar, bir haber, bir açıklama gelir. Ya da işte faiz kararı açıklanacaktı geçen mesele. Orada işler ters giderdi. O zaman stoplardım her şeyi. Ekstrem durumlar dışında, normal olağan piyasadan bahsediyorum her zaman. Yoksa bu iş birazcık da yorum işidir. Bu kadar çok ezber olmaması gerek. Evet, sağlam bir sistem, net bir disiplin, iyi bir psikoloji lazım. Ama yorum yeteneği de gerekli. Marketi koklayabilme olayı da çok önemli burada. O yüzden ezberlemek çok doğru. Ben kapanışta stop olacağım. Her şey taban olsa da bekleyeceğim. O yanlış bir bakış açısıdır. Marketin durumuna göre yeri geldiği zaman esneyebilmek lazım. Ben genelde marketin olağan akışında olandan bahsediyorum. İstisnalarda farklı konular her zaman devreye girecektir zaten. İstisnalara göre hareket etmek gerekecektir. Marketin olağan durumunda da genellikle kapanışa doğru, çok büyük bir oranda kapanışa doğru stop olduğum için son 5 dakika, 10 dakika girip normal olarak satış gerçekleştiriyorum. Stop olma dediğim bu. Fiyat beklediğim desteğin altındaysa son 5 dakika, 10 dakika girip satışımı gerçekleştiriyorum. Diyorum ki bu işlem başarılı olmadı. Bundan çıkıyorum. Ya da işleme gireceğim zaman da yine aynı şekilde son 5-10 dakika fiyat bakıyorum. Üstünde kapanış yapacak gibi, iğne olarak kalmayacak gibi diyorum. Hareketimi orada gerçekleştiriyorum. İşlemimi orada alıyorum. Yani bir emir, bir zincir emir, bir uygulamada stop loss emiri olmasa da olur benim için. Zaten emirle işlem almıyorum. Tabii bunda benim şöyle bir avantajım var. Ben bu işi tam zamanlı olarak yapıyorum. Yani benim tek işim traderlık. Zaten bahsetmiştim bir ara. İşimden istifa edeli yaklaşık 7-8 ay oluyor. Tamamen bu işlerle uğraşıyorum ve sürekli grafiğe baktığım için az çok benim için yakalamak kolay oluyor nerede stop olacağımı. Fakat çalışan arkadaşlar için bu birazcık daha zor oluyor. Çünkü her zaman bakamıyorlar maalesef ki ekrana. Onlar için tabii ki stop loss olan uygulamaları kullanmak belki daha doğru olabilir. Ama benim yine tavsiyem şu ki
Eğer kapanışa doğru son yarım saat bile olsa bakın vakit yaratabiliyorsanız 5-10 dakika cep telefonuna bakmaya, kapanışta stop olmak bence genellikle daha verimli olacaktır. Kümülatif baktığımızda bize daha çok kazandıran seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Ama ben hiç telefona bakamıyorum hocam. O zaman dursun mu? Durmasın. Araştırın hangi uygulamada hangi aracı kullanıyorsa stoplu. Benim için buradan isim vermem doğru olmaz. Araştırın arkadaşlar. Çok basit bir 3 dakikalık araştırma ile bulabileceğiniz şeyler zaten. Stoplu olan bir uygulama seçin ve stopunuzu emirle yazın işleme girerken. Emri yazın. Çünkü eğer hiç bakamıyorsanız her şeyin ters gitme olasılığını göz ardı etmemek gerekir. Tabii bunun özellikle 2-3 ay önceki piyasalarda kesin yapmanız gerekirdi ama şu anki piyasada kolay kolay birçok hissenin çok çok sert düşüşler yapması zor ki ben genellikle BIST 30, BIST 50 veya yine hacmi olan hisselerde işlem aldığım için çok öyle ters hareketlerin ani olmuyor. Çok ani ters hareketler olmuyor. Ama siz belki çok yağlı haftalarda işlem alıyorsanız stop loss'u emirle de yazabilirsiniz ekrana hiç bakamıyorsanız arkadaşlar. Çünkü stop olmak bizim kaybederken kazanmamızı sağlıyor aslında. Ana paramızın hala bizde olmasını sağlıyor ve biz de o ana parayı kaybettiğimiz %3'ü 4'ü unutarak bir kenara koyarak diğer işlemlerle çıkarmaya, kazanmaya çalışıyoruz. Sanırım başka anlatacağım bir şey yok stoplara dair stop loss konusunda. Daha biraz mantığından bahsetmeye çalıştım. Grafiklerde nasıl kullandığımdan, iğne ve kapanış olayından ve stop olurken tamamen kapanışa göre kendi manuel stop olduğumdan bahsettim. Yine sorularınız olursa yoruma yazın arkadaşlar. Belki değinmeyi unuttuğum bir şey olmuştur. Ben orada cevaplamaya çalışırım. Önceki 6 videoyu da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.